Bunun kadrini, kıymetini bilmek ve hayatımızı ona göre şekillendirmek lazım. Seyda dur da nasıl? Değerli kardeşlerim, kulluk kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan bizim yegane rehberimizdir. Biz onu ne kadar okursak, ne kadar anlar ve hayatımıza ne kadar yansıtırsak o kadar kamil bir mümin oluruz. Bugün maalesef ve maalesef Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz fakat anlamakta biraz zorlanıyoruz. Anladığımızı düşünsek bile uygulamakta biraz zorlanıyoruz. Biz Kur'an'ın hakikatleri hayatımıza indirgememiz lazım. İndirmemiz lazım. Biz Kur'an'a tabi olursak, Peygamberimizin sünnetine ittiba edersek, işte o zaman ortalık çok daha güzel olur. İnsanlık çok daha güzel olur. Kardeşlerimiz daha iyi tesis etmiş olur. Aileniz daha mutlu olur. Akraba ilişkilerimiz çok daha güzel olur. Biz bu güzelliklere sahip olan güzel Müslümanlar olarak bu güzellikleri bugünden itibaren daha bir yaşar hale gelebilmeliyiz. Yuvalarınıza, aile ocaklarınıza mutlu olunlar ikram eyle. Ya Rabbi, Allah'a, Peygamberine itaat eden evlatlar bize bahşeyle ya Rabbi. Yavrularınıza hayırlı hizmetler. Başarı, huzur, bereket, sağlık içinde ömürler müjdele ya Rabbi. Ey dünyada orduları cenahiyle var eden var. Ey ahirette şehitlere cemaliyle ihsan eden ya. Birbirine inandık. Bugün kutlarına geldiğimiz Mevlid Kandilimiz cümle alemi İslam'a hayırlı ve uğurlu olsun. Ümmetin uyanışına, şuurlanmasına vesile olsun. Her birimiz Ümmet-i Muhammed'in bir ferdi olarak onun sünnetini ihya etme yolunda çaba göstermemiz ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmamız üzerimizdeki en büyük mesuliyet ve yükümlülüktür. Çünkü bu dini en iyi temsil eden, hayatına aktaran ve yürüyen Kur'an sıfatına mazhar olmuş Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu dini biz alimlere miras bırakması bizim bu mesuliyetimizi iki kat daha artırmaktadır. Allah Teala cümle ulemaya, cümle meşayihe bu mesuliyeti hakkıyla yüklenmiş ve hakkını vermiş kullarından eylesin. Cümlemizi Havz-ı Kevser'de Efendimizin huzurunda cennette bir araya getirsin. Cümlenizden Allah razı olsun ve bu kandil cümlemize hayırlara vesile olsun. Amin. Tabii ki Peygamber Efendimizin vulidi yani mevlidi şerifidir. Peygamber Efendimizin doğum gecesidir. Peygamber Efendimiz tam 1400 sene, 1448 sene önce dünyaya gelmiştir ve ta ki 1448 sene önceden yani bu zamana kadar Peygamber Efendimizin her zaman her yıl mevlidi kutlanıyor ve her daim de biz ümmeti olarak her daim bu mevlidi, bu şerifi kutlamamız gerekir. Her Peygamber Efendimizin sünnetlerinden yola çıkarak Peygamber Efendimizin sünnetlerini idrak etmemiz lazım. Bu zamandaki bütün talebeler, bütün ilim talebeleri olsun, bütün Müslümanlar ne yapmamız gerekir? Peygamber Efendimizin sünnetinden yola çıkarak Kur'an yolda devam etmemiz lazım. Her daim de Peygamber Efendimizin bütün adımları ne hareket ne yaptığı ise biz de Peygamber Efendimizin yolunda devam etmemiz gerekir inşallah. Yani Mevlid Kandili çok duygulu bir şey. Yani Peygamber Efendimiz'i anımsıyoruz, hatırlıyoruz onu. Yani çok mutluyuz. Peygamber Efendimiz'in sünnetini örnek alıp hayatımıza tatbik etmeliyiz, uygulamalıyız. Peygamber Efendimiz'in çok yaşadığı şeyler var. Biz de onları yaşamalıyız. Yani onun o hayatında, onun ümmetiyiz. Onun şeyini uyguluyoruz. Onun ümmeti olduğumuz için onun yaptığı her şeyi yapmamız lazım.